Herkese merhaba, ben Deniz. Bugün podcastımızda evler hakkında konuşacağız. Müstakil evde oturmanın da, apartman dairesinde oturmanın da birçok avantajı var. Ancak Çoğu kişinin müstakil evde oturmanın daha iyi olduğunu söyler. Bence de müstakil evde oturmak ve bağımsız olmak daha iyi. Alt ve üst komşularınızın olmaması, aynı binayı başkalarıyla kullanmamanız sizin için bir avantaj. Apartman dairelerinin de bazı avantajları var. Mesela apartmanlar genelde şehir merkezlerinde olur ve bu yüzden ulaşımı daha kolay olur. Şehir merkezinde yaşamak isteyenler apartman dairelerini tercih ederler. Apartmanlar genelde metro istasyonlarına ve diğer toplu taşıma araçlarına yakındır. Ancak müstakil evler genelde şehir merkezinden uzaktır ve kendi arabanız ile ulaşabilirsiniz. Tabii ki bu ülkeden ülkeye ve şehirden şehire değişir. Bazı yerlerde şehir merkezlerinde müstakil ev bulmak da mümkün. Ancak metropollerde şehir merkezinde müstakil ev bulmak neredeyse imkansız. Apartman dairelerinin en büyük dezavantajı gürültü problemidir. Komşularınız gürültü yapabilir ya da siz gürültü yapmamak için sessiz olmak zorunda kalabilirsiniz. Bu problem müstakil evlerde daha azdır. Ben hayatım boyunca apartman dairelerinde yaşadım. Sadece 6 ay için bir müstakil evde yaşadım ve çok huzurluydum. Şu anda bir apartman dairesinde yaşıyorum ancak çok gürültülü ve ben de sessiz olmak zorundayım. Mesela komşuları rahatsız etmemek için gece banyo edemiyorum. Müstakil evim olsaydı istediğim saatte banyo edebilirdim. Şehir merkezinde yaşamayı sevdiğim için müstakil ev tutma şansım yok. Bu yüzden apartman dairesinde yaşıyorum ve bu dezavantajları kabullenmek zorundayım. Müstakil evde oturmanın bir diğer dezavantajı da ısınma problemi. Kışın müstakil evleri ısıtmak daha zor. Ancak apartman daireleri genelde daha küçük olduğundan ısıtmak daha kolay. Eğer hayvanları seviyorsanız ve kiracıysanız ev sahibiniz apartman dairesinde evcil hayvan beslemenize izin vermeyebilir. Müstakil evler evcil hayvan beslemek için daha uygun. Hayattaki her şey gibi ev konusunda da her evin avantajları ve dezavantajları vardır. Peki sizce hangisi daha iyi? Müstakil evde yaşamak mı yoksa apartman dairesinde yaşamak mı? Podcast'ımızı dinlediğiniz için teşekkürler. Transcription için turkishpodcast.com adresini ziyaret etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.